Evet, konuğumuzu uğurladık. Mahmut Övür geldi. Sabah gazetesi yazarı, Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca'da. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar. Mahmut abiyle en son kar yayını yaptık Gaffar. Sen yoktun. Ben yoktum. Bir bölüm arabayla gittik İstanbul'u kar teslim alınca. Daha sonrasında katırlarla devam ettik. Ne geceydi ama hakikaten. Sonra bir geceydi. Az önceki haberi izleyemediniz siz. Tabii ki konuk değişimi oluyordu. Bir tane adam işten ayrılıyor. Ve WhatsApp grubunda da diyor ki iş yerinde ben... İşte işten ayrılıyorum, bunca zaman emeğimiz geçti, hoşça kalın diye. İşveren de diyor ki sen diyor istifa etmiş sayılırsın, WhatsApp grubuna mesaj attın, tazminat falan vermiyor. Yok diyor. Evet. Ama Yargıtay'ın bir kararı var. Şimdi nasıl değerlendirmek lazım? Bu sosyal medya grupları artık ciddi anlamda hem hayatı yönetiyor hem de bir şeylere delil oluşturuyor. Grubun var mı? Kaç tane grubun var Mahmut abi? Yok, benim çok yok grubum. Bir sabah yazarları grubundasın. Bir sabah yazarları var, bir de bir arkadaşlarımızla ilgili bir grup var. Başka ne var? Yok, fazla grubum yok. Senin kaç tane grubun var? Grup çok, yapma. Çok. Epey yani, çok var. Eskiden gruplaşmalardan geldiğim için gruplaşmadan uzak. Hizipçi diyoruz. Bizim geleneğimiz hizipçi olduğumuz için. Öyle bir gelenek çok var fazla değil mi? Var. Gerçi sitem ediyorlar bir de o gruplarda mesela cevap vermeyince. Büyük eziyet. Bir de bir süre siz kaçırınca gündemi kaçırıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı da var. Ama tabii şöyle yani bu WhatsApp gibi yazışma grupları artık işlevselleşti. Yani mesela e-mailin yerini, e-postanın orası yerini aldığı söyleniyor. Ama yine dikkatliyiz orada değil mi? Yani orada da orası bir kayıt altında, onun da pek farkındayız. Dikkatli değil. Şimdi aklıma geldi. Bizim bir sitenin grubu var. Bir de başka bir sitenin grubu var. Ya inanılmaz bir şey ama. Hiç dikkat mikkat de yok. Öyle yani mi? Pervasızlık, buktuplaşma pervasızlığı aynen devam ediyor. Ama mahkemelerde delil sayılıyor bu yani. Uyardım. Yani bu siyaset alanı değil burası. Site yönetiminin grubu yani grubu, oturanların. Yani orada yaşayanların ortak grubudur. Hani komşuluk hukuku açısından birbirine saygının olması gerekir değil mi? Orada kaç kişinin oturduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı düşünebilecek insanlar olabilir. Hiçbir ölçü yok. Kötürsüz hocam. Bu çok, bence bu çok önemli bir şey. Ya. Yani bu mesela komşuluk hukuku dediniz ya abi. Komşuluk hukuku her şeyin üstünde aslında. Evet. Tabii. Öyle olması gerekir ama şimdi biraz onları da kaybediyoruz bu, yani. Bu zihniyetin de şunu şöyle de bir şey söylüyor. Kutuplaşmayı birileri, yani AK Parti'ye mal edilen de bir yaklaşım var. Dehşet verici olan da bu. Yani kendisi bizzat komşusunu ötekileştiriyor ama oradan hiç kendisine bir sonuç çıkartmıyor. Ben bunu çok daha dehşet verici buluyorum. Kutuplaşmadan yakınanların da bu alanları en azından biraz boş bırakmaları gerekiyor. Evet, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla başlayalım sizinle. Osman Nuri Kabaktepe'yi de sordum. O bir siyasi olarak rakibine yönelik cevaplar verdi. O fotoğrafı bir verelim Remzi. En son konuşmasından bahsediyorum. Lüks bir otel odasında Kemal Bey. Mahmut abi ben bu fotoğrafı gördüğümde dedim ki AK Partililer paylaşmış. Ya evet. Nereden girmişler dedim. Ama işte CHP içerisindeki durumları da biraz görmek gerekiyor. Bu büyük ihtimalle oradan kaynaklanan bir şeydir. Tabii ben aklıma şey geliyor. Kemal Bey'in siyasal yaşamıyla da çok alakalı bir şey. Yani düşün mutfakta başladı bu sürece. Kral dairesinde bitirdi. Devam ediyor. Etro ile başlamıştı. Etro gömlek tabii. Etro gömlek de başlamıştı. Sonra inanılmaz ya, pahalı bir marka değil mi? Çok pahalı bir gömlek. O zaman çok tartışılmıştı. Yani inanılmaz tartışılmıştı. Hatta Dayı Remiz diye birisinin bir tweetini gördüm. Dayı Remiz şeyiyle kod ismiyle bir tweetini gördüm. Orada şöyle bir hatırlatma yapıyor. Yarın önümüzdeki süreçte lüks otelde görürsek hiç şaşırmayalım. Şaşırmayalım. Bugünleri görmüş. Bunu tarih 2010. Lüks bir otelde yaşadığını görürsek hiç şaşırmayalım. Burası bayağı lüks. Yani. O çıktı. Seyircilerimize de anlatalım. Bu fotoğrafı ilkini, büyük olanı verirsen Remzi. Yani niye bunu AK Parti teşkilatı mı paylaştı diye düşünmem sebepsiz değil. Kemal Bey fotoğrafının yan tarafında Boğaz Köprüsü, Boğaz görünüyor. Yani orası mütevazi bir yerden, Mahmut Övür'ün dediği gibi mütevazi mutfak dolapları olan bir mekandan kalkıp geceliği 5600 euroluk Aydın Doğan'ın bu arada otelde. Bu otelde yani... Kral dairesi. Kral dairesi. İsmi zaten o, kral dairesi. Peki yani Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı ve böyle mesaj vermek isteyen birisi bu fotoğrafı Gençlikkol İl örgütü paylaşırken hiç mi birisi demez? Yani bakın orada Boğaz görünüyor ya, senin dediğini demezler mi? Yani daha önce mutfaktaydın, şimdi burası ne? Gaffar ne diyorsun? Burada bir bence, operasyon mudur bu? Benim yorumum bu bir rövanş. Yani Bay Başkan'ın kar yağarken İmamoğlu Balıkçı'da tabii yani İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafının rövanşı gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kavga kızıştı. Yani belki geleceksin bilmiyorum, Yılmaz Özdil'in açıklamaları da falan da var. Çünkü burası alelade bir otel değil. Burası İstanbul'un en pahalı mülkü.
Boğaz'da. Bu açık söyle en pahalı mülkü. Daha pahalı bir mülk yok. Yani otel mülkü olarak daha pahalı olan bir mülk zannediyorum yok. Ya da ilk üçe girer. Eskiden emekli sandığına aitti. Şimdi Aydın Doğan'a şu anda ait olması da ayrıca bir mana ifade ediyor. Bence o önemli bir tespit. Beraber düşünmemiz lazım. Kaldığı daire de otellerde böyle sınıflandırma vardır. Yani bizim kral gibi dairesi mesela vatandaşın kaldığı daire vardır. İşte suite vardır. Üstüne efendim bilmem ne suite, bilmem en tepede böyle 300-400 metrekarelik böyle geceliği de 100 bin lira, 200 bin lira olan presidential suite falan dedikleri bir yer var. Bu o. Uluslararası bir otel zinciri işletiyor burayı. Yani burası çok pahalı bir yer. Dolayısıyla sosyal demokrat, halkçı bir liderin bir de halkın yoksulluğuna, enflasyona vesaireye çare bulacağını söyleyen mütevazi Kemal amcanın, öyle diyelim, görüntüsü de öyle. Yani eski emekli bir bürokrat, yani benim bir dikili bir ağacım bile yok, ben mutfakta sarımsak doğruyorum, soğan kesiyorum diyen bir insanın yani geceliği 100 bin lira olan bir yerde görüntülenmesi onun imajına zarar verir, o katkı getirmez. Bunu çeken de gençlik kolları. Bana sorarsanız bu bir sabotaj. Yani görmemişlerdir. Yani, şöyle bir şey düşünün. Yani şimdi bu siyasal düşünce açısından böyle bir hesap düşünemiyorlar aslında. Öyle niye? Mi? Bir paradoks var. Nasıl bir paradoks var? Şimdi bakın CHP neyle başladı? Gandhi ile başladı. Şimdi Gandhi'nin geldiği yere bakın. Yani işte Che Guevara'lar üzerinden bir siyaset yapıyor. Fakat oy aldığı sosyolojiye bakın. Yani CHP'nin kendisinin sol diye tanımlayan CHP'nin bir defa bir paradoksu var. Yani kendi içinde bir paradoksu var. Solu savunuyor gibi görünüyor, sol değil. Oy aldığı alanlara bakın, Türkiye'nin gelişmiş zengin orta sınıfın üstü. Orta üstü. Kim destekliyor? Ya işte İthal İkameci Sermaye Grubu dediğimiz İstanbul Sermayesi destekliyor. Burada bir garabet yok mu? O yüzden düşünemiyorlar da. Çünkü öyle, yani önemsememe hali var diyorsun. Ne var ki bunda diyor. Yani evet. Ha, bunun arkasında bir hesap var mı? Mesela 15 Temmuz gecesi fotoğrafını düşünün. Sen onu söylüyordun. Evet, ben onu yazdım da şimdi. 15 Temmuz fotoğrafını oturup gece insanlar ölürken, bombalar atılırken bir fotoğraf çekiyorsun, kahve içiyorsun. Birisi geliyor fotoğrafını çekiyor, servis ediyorsun. Niye? Değil mi? Bir mantığı olması gerekir. Bir başka türlü bir hesap var kafalarında. Onun getirdiği bir sonuç. Daha bunu diyelim ki gençlik örgütü yayınladı. Arkasında işte Tuncay Özkan'dan tutun İmamoğlu'na kadar bir sürü insandan bahsediyorlar. Niye? Bir grup Kemal Bey'in aday olmasını istemiyor. Kimler istemiyor? Hangi grup istemiyor? Ya, gruplar var. Kendi içinde tek tek parti tek tek sayacak bir durumum yok. Yani ama parti içerisinde bir grup İmamoğlu'nu olmasını isteyen sessiz kalan bir grup var. Yani o grup diyor ki yani Kemal Bey'in aday olması gerekmiyor. Ama yüksek sesle söyleyemiyorlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Çünkü Kemal Bey siyaseten yani Önder Savları, Deniz Baykal'ları elimine etmiş bir isim. Parti teşkilatının hakim bir de. Partiye de hakim. Hakim, zaten, teşkilatı evet. Hakim. Yani ben, son, Kemal Bey'in istemediği hiçbir şey olmuyor evet, ki partide. En son Muharrem İnce'yi nasıl diskalifiye etti değil mi? Sarayın adamı diye her şeyi söyledi. Tabii. Hiç ortaya da bir şey koymadı. %30 oy alan Muharrem İnce bir anda. O yüzden hepsi korkuyorlar. Ses çıkaramıyorlar. Eleştirmek gibi ya da Sayın Genel Başkan siz kazanamazsınız. Sizin şansınız zayıftır. Ama kendi aralarında bunu söylüyorlar. Onun da bir yansıması olabilir. Yansıması. Bu arada Aydın Doğan bize kızmasın. Otelinin reklamını yapıyoruz. Odanın fiyatı artmış. 5600 lira ödedim. Bu tartışmanın ardından şaka yapmıyorum. Az önce arkadaşlar canlı canlı bakmışlar. Birkaç yüz euro artmış. Birkaç yüz euro dediğimizde yani ne yapıyor? 5-10 bin lira para tabii, yapıyor tabii, galiba. Tabii. Bu arada yani bu mülk, bu otel çok ünlü kişilerin kaldığı çok eski bir mülk. Yani. Orada onun arazisiyle ilgili bir şaibe var, bir tartışma var. Bir tartışma da var. Devam eden bir şey var. Acaba mevcut mülk sahiplerinin oradaki mülkün yenilenmesiyle ilgili muhtemel bir iktidardan beklentilerim var. Ben gazeteci olarak benim kafama geliyor bu soru işareti. Tam iki katı oldu diyorlar bu arada. Şimdi, düzeltiyorlar beni. Var, çok tartışıldı orada yeni bir imar verilsin diye. Değil mi o konu var gündemde yani. Ya 2000, o civarlarda oranın üzerinden manşetlere taşındı. Yani iktidarla bugünkü AK Parti iktidarla ciddi bir tartışma yaşandı. Dolayısıyla bir beklenti olabilir mi acaba? Yani? O verilmedi. Büyükşehir de vermedi. İşte bakanlıkta turizm. Aydın Bey de belki demiştir ki çünkü niye bir otel odasına ihtiyaç duyar genel başkan? Gel ya demiştir falan belki. Çünkü bu bir şey havası da var. Sedat Peker'in bir tripod yeter dedi o tweetleri bitti otel odalarından çekti. Kemal Bey evden çıktı, mutfaktan çıktı, otele geçti. Şimdi bir de şimdi onun Melih onu söylemsel analizine girecek olursak yani bir de Kemal Bey'in orada nerede olduğundan ziyade ne söylediği de önemli. Ne söylediğine bakarsanız Kemal Bey Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak tuttu. Gele gele kendisini Fuat Avni ile Sedat Peker arasında pozisyona getirdi. Çok doğru. İkisinin karışımı bir pozisyon oldu. Yani bu
Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine yakışacak pozisyon değil, söylediklerini düşünürsek eğer. Çünkü gerçekten ben yani bunları şöyle söyleyeyim, hatta ilk okuduğumda yani bunları söyle, ben videoyu izlemedim, metni okudum. Bu metin herhalde mizahi maksatla yazıldı dedim. Yani hani kafa bulmak için yazmışlar. Sonra videoyu izledim ve gerçekten onları söylemiş Kemal. Bazı isimler, rumuzlar sayıyor. Bana isim takıyorlar diyor. Bana hakaret ediyorlar diyor. Yani neden böyle bir şey yaptığını da anlayabilmiş değilim ben. Siyasi getirisi ne bunun, onu da anlamıyorum. Demek bir şey hesaplanıyor.